Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Kuvak kuvak kuvak, kuvak kuvak kuvak, yüzerim derede. Evet, hoş geldin Bengüsu. Hoş nasılsın? İyiyim. Peki, bu ağzımdaki maskeyi neden takıyoruz? Sende de maske var galiba. Evet. Neden takıyoruz? Çünkü her yer koronavirüs dolu. O yüzden de koronavirüse yakalanmayalım diye maske takıyoruz. Evet, mesafemizi de korumalıyız değil mi? Evet. Biz bu maskeleri seninle beraber niye taktık? Görsünler diye taktık, evet, değil mi? Evet, görsünler, bizim aynı yaptığımız gibi yapsınlar diye. Örnek olalım diye yaptık değil mi? Evet. Aferin sana. Ama o senin güzel yüzünü de görsünler mi? Açalım mı şimdi stüdyoda? Tamam. Senle benden başka kimse yok. Tamam. Mesafemiz de uzak değil mi? Tamam, açalım. Hadi çıkaralım o zaman. İkimiz de çıkaralım. Evet, şöyle maskemizi de kenara koyalım. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ne kadar güzel bir kızmışsın. Kaç yaşındasın? 8. 8 yaşındasın. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? 2. sınıfa. Okulunun adı ne? Gülsem Mustafa Müziri İlköğretim Okulu. Çok güzel. Öğretmeninin adı ne? Gonca Tirakioğlu. Selam söylemek ister misin Gonca öğretmenine? Söylerim. Peki, bu kameraya bakarak öğretmenine biz onu sevdiğini söyler misin? Öğretmenler günü de geçti ya, aradın, kutladın mı? Kutladım. Evet, bir de ekranlarımız aracılığıyla kutlar mısın? Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Ha, çok güzel. Evet Bengüsu, anlat bakayım neler yapıyorsun? Ben evde bazen kitap okuyorum. Sonra dışarı maskesiz çıkmıyorum. Koronavirüs olduğu için. Sonra bazen babamla hava alıyorum ama hava alırken de maskemi unutmuyorum. Aferin sana. Elleri yıkıyor muyuz? Yıkıyoruz. Evet, nasıl yıkıyoruz bir gösterir misin? İlk önce 20 saniye yıkıyoruz böyle. Sonra sabunu alıyoruz, yıkıyoruz parmak aralarımızı. Böyle yıkıyoruz. Çok güzel. Ondan sonra da duruluyoruz. Evet. Bir de böyle tırnak aralarımızı yapıyoruz. Oraları da temizliyoruz. Çok güzel. Dersler nasıl? İyi. İyi. Okumayı öğrendik mi? Öğrendik. Güzel okuyor muyuz? Okuyoruz. Peki, sana şu kitabı versem bana birazcık okur musun? Okurum. Al bakalım. Aç bir tane yaprağını. Biraz daha, bir sayfa daha, bir sayfa daha çevir. Bir öne gel, bir öne gel. Bırak. Ön kısma doğru gel. Yok, başa doğru gel. Başına doğru gel. Ha, ilk sayfa. Ha, oradan başla bakalım. Birinci, başarınızın kaynağı. Devam et, çok güzel okuyorsun. Devam et. Yılında İngiltere'de doğan Hamkink okul dönemlerinde hareketli ve sağlıklı bir öğrenciydi. Oxford Üniversitesi'nin fizik bölümünü birincilikle bitirdi. Çok güzel. Aferin sana. Güzel okuyorsun. Sen ikinci sınıftasın değil mi? Evet. Ve hep de uzaktan eğitim aldın. Okulda da okumayı öğrenmedin ama böyle okuya okuya kendini geliştirdin. Evet. Aferin sana. Birazcık daha okur musun? Hayatının kabus dolu günleri als motor nöron hastalığına yakalanmasıyla başladı. Ömürlülük ve beynindeki şuurlu
kas hareketlerini düzenleyen sinir güçlerini dağılmıştı. Çok güzel okudun. Kutluyorum seni. Ben alkışlıyorum seni. Gerçekten alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Peki biraz kitap okumanın faydalarından anlatır mısın bana? Kitap okumak ne kadar önemli? Önemli mi? Kitap okumak çok önemli. Kitap okuya okuya beynimiz gelişiyor. Bilmediğimiz şey, bilmediğimiz bilgileri öğreniyoruz. Çok güzel. Peki günde ne kadar kitap okuyorsun? Ben günde annem bana bir sayfa belirliyor. Mesela yeni bir başladığım kitaba annem 30'a kadar oku diyor. Ben de 30'a kadar okuyorum. Sonra annemle beraber oturuyoruz kitabımı okuduktan sonra. Çok güzel. Baban da kitap okuyor mu? Okuyor. O da okuyor. Annen kitap okuyor mu? Okuyor. Bir keresinde hep beraber kitap okuduk. Ben bir kitap aldım, annem bir kitap aldı, babam bir kitap aldı. Beraber okuduk. Beraber aile okuma saati yaptınız. Evet. Sen mutlu oldun galiba o gün. Evet, çok mutlu oldum. Evet, şu anda gözlerim parlıyor o günü anlatırken. Peki, sınıf arkadaşlarını özlüyor musun? Çok özlüyorum. Peki sınıf arkadaşlarına buradan selam söylemek ister misin? İsterim. Kimlere selam söylemek istersin? Hangilerini hatırlarsın? Canan'a, Zümra Nur'a, Ada'ya, Asya'ya. Onlara selam söylemek isterim. Hep kızlara söyledin. Hiç erkeklerden kimseyi saymadın. Erkekleri de söylerim. Mert'e söylerim. Metehan'a söylerim. Ali Emre'ye söylerim. Çok güzel, çok güzel. Korona ne zaman biter sence? Bilmiyorum ki ne zaman biterse. Ben de çok istiyorum koronavirüsün bitmesini. Sıkıldık değil mi? Evet. Güzelce dışarı çıkamıyoruz. Bir nefes alamıyoruz. Pikniğe falan gidemiyoruz. Evet. Siz pikniğe gider miydiniz ailecek? Evet. Bir keresinde gitmiştik, denize gitmiştik, orada bir gün kalmıştık şeyle arkadaşlarımla. Çok güzel, eğlendin galiba. Evet. Çok güzel. Peki bir şeyler merak ediyorum ben, sorabilir miyim? Sorabilirsin. Tabii ki. Şimdi ikinci sınıftasın. Kitap evet. Okumayı çok seviyorsun. Evet. Peki kitapların var mı? Yeterli kitapların var mı? Evet, çok kitabım var. Çok kitabım var. Evet, ben bir keresinde kitaplarımdan koca bir böyle sayfadan daha da büyük bir kitap okumuştum. Çok çok güzeldi. Onu annem de çok beğendi. İlla okuyacaksın diyor. Çok güzel. Sen peki okumak istiyor musun? Evet. Aferin sana. Aferin sana. Bugün başka bir kitaba başladım. İsmini hatırlıyor musun kitabın? Kaf Dağı'nın Yolculuğu. Ne anlatıyor kitapta? Keloğlan gibi Kaf Dağı'na yolculuk ediyor. Yolculukta başına bir şeyler mi geliyor? Evet. Ne geliyor? O daha yeni başladığım için 19'a kadar okuyabildim. Yani ben şu anda 8. sayfadaydım. Sonra 19'a kadar okuyacağım. Ne kadar güzel. İlerleyen zamanlarda o zaman bizimle paylaşırsın neler anlattığını, olur mu? Olur. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Aslında sen şu anda kocaman büyüksün de hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun? Ben çok emin oldum. Çocuk doktoru olmayı düşünüyorum. Neden? Çünkü çocukları çok seviyorum. Minik bebekleri çok seviyorum. O yüzden de çocuk doktoru olmayı düşünmüştüm ama babam bana mühendis ol diyor. Neden mühendis ol diyor? Çünkü sen istediği için.
kendi istediği için sen kocaman büyüyeceksin, bize bakacaksın diye müennes ol diyor. Doktorlar da bakabilir ailelerine, bakmaz mı? Evet ama biz... babam en çok müennes ol diyor. Mühendis ama... olmanı istiyor. Evet ama ben kendi mesleğimi seçtim. Ben çocuk doktoru olmak istiyorum. Tamam, biz babanla konuşuruz. Senin çocuk doktoru olman için ondan izin alırız. Tamam. Olur değil mi? Olur. Ha, çok tatlısın. Peki, mühendis olmanı istiyor baban, sen de doktor olmak istiyorsun. Hı. Doktor olmak için ne yapmak gerekiyor biliyor musun? Biliyorum azıcık. Anlat bakalım. Kitap okumalıyız bilgi kazanmamız için. Okula sık sık aksatmadan gitmeliyiz. Çünkü oradan da bilgi kazanalım. Sonra da bilgimizi geliştirip doktor olalım ki bilgimizi daha da iyi kazanalım. Aferin sana. Peki matematiği seviyor musun? Çok seviyorum. Öğretmen bize gelin bir ders sonra matematik dersi işleyeceğiz diyor. Biz yerimizden kıpırdamıyoruz. Teneffüse bile çıkmıyoruz. Sırf matematiği bu kadar sevdiğiniz için. Evet, çünkü tahtaya çıkmayı çok seviyoruz. Öğretmen bize eldeli toplama işlemini soruyor. Biz de ona tahtaya kaldırıyor. Biz de o şey yapıyoruz, anlatıyoruz bildiklerimizi. Sonra toplama çıkarma yapıyoruz. Ne kadar hoş, ne kadar hoş, ne kadar güzel. Peki saymayı biliyor musun? Öğrendin mi saymayı? Biliyorum. Mesela 5-5 sayabiliyor musun beşerli? Biliyorum. 100'e kadar sayar mısın beşerli olarak? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Bravo, bravo. Gerçekten sen matematikte bayağı şeyler öğrenmişsin. Bayağı şeyleri kavramışsın. Kutlarım ben seni. Teşekkür ederim. Peki annenin babanın memleketi neresi? Babam Kavaklı Göl'de doğdu. Nerede bu Kavaklı Göl? Kavaklı Göl çok uzaklarda, orada çok koronavirüs olduğu için, yakınlaştığı için bize oradaki babaannemlerde kalıyoruz. Babaannemlere cereller çok yakın, o yüzden de cerellerde olduğu için biz de oradan kaçtık, İstanbul'a geldiniz. Koronadan kaçtınız yani. Evet. Anneannenler nerede? Anneannemlerde. Orayı bilmiyorum, anneannemlerin orayı. Çünkü orayı her gün babaannemle şeye gittiğimiz için, bir misafirlere gittiğimiz için koronavirüs olmadan yolun etrafında Kavaklı Göl diye yazıyor. O yüzden de oradan aklımda kalıyor. Oradan aklında kaldı. Evet. Peki kuzenlerin var mı? Var. Onların isimlerini biliyor musun? Biliyorum. Peki en iyi, en çok sevdiğin arkadaşın kim? Arkadaşım 2 tane var. En sevdiğim arkadaşım okuldan Canan ve Zümra Nur. Ha, onlarla çok iyi anlaşıyorsun. Evet. Çok iyi anlaşıyoruz. Her zaman parkta oynuyoruz. Yani koronavirüs yokken orada parkta oynuyorduk. Peki sokağa çıkma yasağı oldu. Sen o yasaklara uyuyor musun? Uyuyorum. Polisleri gördüğün zaman hemen kaçıyor musun içeriye, yoksa hiç mi çıkmıyorsun? Hiç çıkmıyorum dışarıya. Aferin sana. Peki bu koronavirüste insanları tedavi eden sağlık çalışanlarına, doktorlara bir teşekkür etmek ister misin? İsterim. Hadi kameraya bakarak bir sağlık çalışanlarına teşekkür eder misin? Teşekkür ederim sağlık çalışanları. Bizim hayatımızı kurtardınız. Ay, kutlarım seni. Peki bir de bizi koruyan polislere ve emniyet mensuplarına, askerlere bir teşekkür eder misin bizi korudukları için? Tamam. Hadi kameraya bakarak. Size de çok teşekkür ederim askerler. Çok teşekkür ederiz biz de sana. Sen ne tatlı bir şeymişsin Bengüsü ya. Peki şimdi bizi izleyenler merak ediyorlar.
bu kitap okumanın faydalarından biraz anlatsın Bengüsü diyorlar. Biraz anlatsana mesela biz izleyen çocuklara, büyüklere kitap okumanın önemli olduğunu biraz anlatır mısın, söyler misin? Tamam. Kitap çok bilgi kazandırıyor bize. Bilmediğimiz bilgileri aklımıza sokuyor. Bir de çok önemlisi anlayarak okumak. Doğru, anlayarak okumak çok önemli değil mi? Öğretmen bize bir kitap veriyor. Geçen günden birinci sınıfta kalma bir kitap verdi öğretmen bana. Onu herkese aslında bilmediğimiz kelimeleri anlatıyor. Onu okuyun ama en önemlisi anlayarak okuyun. Oradaki hikayeleri size hikayelerin ismini size siz bana söyleyeceksiniz diyor. Evet, sen de onu anlayarak okudun galiba. Evet. Çok güzel. Peki kitap okurken nelere dikkat edilmeli? Mesela yatarken mi kitap okumalı? Masada oturup mu kitap okumalı? Çok sıcak bir yerde mi kitap okumalı? Çok soğuk bir yerde mi kitap okumalı? Yani kitap okurken nelere dikkat etmeli? Anlatır mısın biraz? Ben kitap okurken şunlara dikkat ediyorum. Anlayarak okuyorum. Anlamazlık etmiyorum. Sonra annemle birlikte bilgiler, annem bana bir kitap veriyor. Anlatır diyor bana. Aa, bir telefon geldi bize. Evet. Acaba kim aradı? Bilmiyorum. Bakalım. Alo. Alo. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet. İsim soy isim neydi? İsminiz soy isminiz? Ah, hat düştü. Seni merak etmiş. Kim? Bir ikinci sınıf öğrencisiymiş. Hı? Demiş ki bu Bengüsü kim? Ben onunla tanışmak istiyorum dedi. Ama o sırada hat düştü, telefon düştü. Hı. Belki bir daha arar. Arar. İnşallah. Peki devam edelim. Kitap okumayla ilgili nelere dikkat etmemiz gerektiğini, ders çalışırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini biraz onlardan bahset bakalım. Mesela her aklına geldiğinde mi ders çalışıyorsun, kitap okuyorsun, yoksa belli saatleri var mı? Belli saatleri var benim kitap okumamın, ders çalışmamın. Ben o okuldan gelince azıcık oturuyorum, sakinleşiyorum. Sonra belli bir saatte ödevlerimi yapıyorum. Bir de canlı ders okula gidemediğimiz için bazen, ben perşembe cuma gittiğim için bazen fazla bilgiler öğrenemiyoruz. O yüzden öğretmen bize EBA diye bir ders çalışma yeri verdi. Oradan öğretmen bize ödevler atıyor. O belli saatte ödevlerimi bitiriyorum. Sonra kitap okumak saatim de belli bir saatte. Derslerimi bitirdikten sonra azıcık yoruluyorum tabii. Ellerim azıcık acıyor değil mi? Acıyor kalem tutmaktan. O yüzden de azıcık dinleniyorum. Sonra azıcık dinlendikten sonra kitabımı okumaya başlıyorum. Annem bana bir belirli bir rakam söylüyor. Oraya kadar okuyacaksın diyor. Peki EBA'dan dinlediğin dersleri de anlayabiliyor musun? Mesela öğretmenin anlatırken mi daha çok anlıyorsun? EBA'dan izlerken mi daha çok anlıyorsun? İkisinde de çok iyi anlıyorum. Aferin, sen çok zeki bir kızsın. O yüzden olabilir mi? Olabilir belki. Peki tercih edecek olsan EBA'yı mı tercih ederdin, yoksa sınıfta öğretmenlerinle ders işlemeyi mi tercih ederdin? Sınıfta ders işlemeyi daha da çok tercih ederdim. Çünkü tahtaya matematikle ilgili sorular yazıyor. Ben o tahtaya çıkmayı çok seviyorum. Evet, aferin, kutlarım seni. Peki kitap okurken masada mı okuyorsun ders çalışırken, yoksa kanepeye yatıp, yere yatıp ondan sonra işte koridorda ya da salonda, mutfakta öyle mi çalışıyorsun?
ben aslında koltukta okuyorum kitabımı. Çünkü babam da orada oturduğu için beni dinliyor orada. Ne anlatıyor diye bana soracağı için o da anlıyor. Yanlış bilgi verdiğimde o beni uyarıyor. O yüzden de masamda okuyamıyorum, koltukta okuyorum. Ha, babanın yanında oturuyorsun. Masa dar olduğu için baban da oraya gelemediğinden, evet, o koltukta otururken. Peki, hı-hı, sen kitap okurken baban o arada televizyon izliyor mu yoksa seni mi dinliyor? Bazen televizyon izliyor ben kitap okurken, bazen de beni dinliyor. Annem işe gidince beni dinliyor ama annem işe gitmeden önce televizyona bakıyor ben kitap okurken. Peki o kitap okurken bir taraftan da televizyon olunca senin dikkatin dağılıyor mu? Çok dağılıyor. Buradan babaya seslenelim mi, bir daha öyle yapmasın? Tamam. Evet. Bengüsü'nün babası, o kitap okurken lütfen televizyonu açma. Açtığın zaman onun dikkati dağılıyor. Anlayarak okuyamıyorsun değil mi? Evet. Bir keresinde ben kitap okurken babam televizyonu açtı. Sevdiğim bir diziyi açtı. Çünkü bir Kuzey Yıldızı'nı açtı. Ben onu çok seviyorum. Kuzey Yıldızı'na kitap okurken baka baka duruyorum. O yüzden de bir keresinde daldım o Kuzey Yıldızı'na. Orada baka durdum. Kitabı da okuyamadın. Evet. Anlayamadın da. Akşam da oldu, okuyamadım. Peki hangi çizgi filmleri seviyorsun? Ben Bez Bebek diye bir dizi var. Bir onu seviyorum. Selena'yı seviyorum. Kral Şakir'i seviyorum. Hmm. Uğur Böceğini seviyorum. Yani her şeyi seviyorum. Oh, bütün çizgi filmleri seviyorsun. Evet. Peki çizgi filmleri, evde internet var mı? Var. Bilgisayarın var mı? Var. Ah, çok güzel. Televizyondan mı izliyorsun çizgi filmleri yoksa YouTube'dan mı izliyorsun? Bazen benim sevdiğim bir favorim oynuyor bilgisayarda, YouTube'da. O yüzden de oradan izliyorum. Ama bilgisayarda da Bez Bebek başlayınca ondan ilk önce Bez Bebek izliyorum. Sonra azıcık kitap okuyup en sevdiğim favorim olan bilgisayardan izliyorum şeyi. Peki üniversite ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Üniversite, sen ilkokuldan sonra ortaokul, ortaokuldan sonra lise, liseden sonra bir üniversiteye gideceksin. Hmm. Çocuk doktor olabilmek için üniversiteye gitmek zorundasın. Evet. Üniversitede o eğitimi almak zorundasın. Ben şimdiden bile azıcık heyecanlanıyorum üniversiteye, liseye giderken. Çünkü bilemediğim bir soru olursa annem babam da yanımda olmayacak. O yüzden de azıcık heyecanlanıyorum. Yo, heyecanlanmaya gerek yok. Zaten sen o yaşa gelene kadar o kadar çok bilgi öğreneceksin, o kadar çok bilgi edineceksin ki orada annene, evet, ve babana ihtiyaç duymayacaksın. Tek başına bütün soruları cevaplayacaksın, değil mi? Evet. Peki, bu kanalın Üniversite TV kanalı olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Evet, bizler de senin gibi küçüktük, ilkokula gidiyorduk. Böyle bizler de yavaş yavaş bir şeyleri öğrene bir şeyler başardık. Sen de bunları başaracaksın ama sen bizden daha çok şanslısın. Neden? Çünkü biz okula gidebiliyoruz. Eskiden oyuncak yoktu. Tahtadan oyuncak vardı. Tahtadan oyuncaklarla oynuyorlardı annem babam gibi. Ama şimdi tahta oyuncak değil, normal oyuncaklar var. Evet, evet. Aslında tahta oyuncaklar daha doğalmış. Evet. Daha güzelmiş. Şimdi o plastikler hep bizleri zehirliyor. Evet. Onların içerisinde kanser yapan şeyler var. Aslında en güzeli tahta oyuncaklarmış ama, evet, biz kıymetini bilememişiz o tahta oyuncakların. Evet. Peki evde anne babayla beraber oynadığınız ortak bir oyun var mı? Bizde ortak bir oyun yok ama biz
yani benim hep beraber annem ve babam kim beni iyi tanıyor, yani beni kim iyi tanıyor diye bir oyun var. Hı. Ben kendimle ilgili sorular soruyorum. Babam gilde cevaplıyor. Onlara eğer doğru sorduğum soruyu doğru bilirlerse ben onlara bir puan veriyorum. Babam mesela bilemedi. Babam bilemezse ona vermiyorum puan. Sıfır veriyorum. Peki en çok kim birinci oluyor bu yarışmada? Bir keresinde daha bir kere oynadığımız için annem. Annem mi birinci oldu? Evet, annem birinci oldu. Peki ikinci seferde yine annenin birinci olma ihtimali var mı? Bence babam kazanır. Çünkü artık daha da iyi beynine soktu. Öğrendi değil mi? Oyunun evet. Belki ilk nasıl olduğunu bilmiyordu. Biraz acemilik yaşadı. Evet. O yüzden de bilemedi onu. Evet. Bu nedenden dolayı belki ikinciyi baban kazanır. Evet. Bakalım, bakalım. Peki bir şey sormak istiyorum. Çok önemli sorular bunlar. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. Peki kaç yaşındasın şimdi? 8 yaşındayım. 8 yaşındasın. İkinci sınıf öğrencisisin. Evet. Peki. Hayallerini anlatır mısın? Ne hayal ediyorsun böyle yalnız kaldığında, gözlerini kapattığında neleri düşünüyorsun? Ben gözümü kapattığımda güzel bir şey hayal ediyorum. Ne hayal ediyorsun? Güzel bir havuzlu bir evimiz olsun hayal ediyorum. Sonra güzel oyuncaklarım olsun benim. Dünya kadar oyuncak olsun. Ah, ne kadar güzel. Sonra hayalimde bir keresinde gökyüzünden oyuncak çıksın istiyorum. Böyle gökyüzünden aşağıya doğru oyuncak mı yansın istiyorsun? Evet. Oyuncak evet. Yağmuru. Aa, çok güzel, çok güzel. Peki annenle ilgili bir hayalin var mı? Var. Nedir annenle ilgili hayalin? Annemle ilgili hayalim, annemle birlikte güzel bir yere gidelim. Yani mesela denize gidelim be. Orada annem hiç tadına bakmadığım bir annem bir şey yiyor. Adını kumpir mi? Neymiş? Hmm. Kumpiri ben hiç sevmiyorum. Onu hatta hiç sevmiyorum. O kumpiri bir yesin annem diyorum. Sonra ben de istediğim şeyi böyle baklava yiyeyim diyorum. Ondan sonra güzel bir otel bulalım. Otelin içinde güzelce ne bir şeyler atıştıralım, sonra üstümüzü giyinelim, sonra güzel bir yere gidelim diyorum. Oh, çok güzel. Peki babanla ilgili bir hayalin var mı? O da var. Onu da anlatır mısın? Babamla da şöyle bir hikaye yapmak istiyorum. Babamla birlikte şeye gidelim istiyorum. Neydi? Eminönü'ne gidelim babamla birlikte. Babam bir keresinde Eminönü'ne gitmiştik. Kız Kulesi'ne gitmiştik. Aynısı gibi bir daha Kız Kulesi'ne gitmek isterdim. Çünkü orada lokanta var. Kız Kulesi'nin içinde orada bir yemek yemek istiyoruz. İlk defa orada yemek yemek istiyordum. Hmm. Sonra babam bir keresinde bana her şeyi aldı. Çiçek aldı, sonra mısır patlağı aldı, sonra kaynamış mısır aldı, pamuk şeker aldı. Her şeyi yapmak istiyorum babamla da. Ah canım benim. Ya çok güzel bir konuksun sen. Bizim yayınımıza katıldığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bizi izleyen bütün çocuklara ne söylemek istersin? Onlara lütfen maskenizi takın, mesafeyi iyi koruyun demek isterdim. Çok doğru söylüyorsun. Hemen biz de yayınımız bitiyor. Şimdi buradan çıkacağız. Hemen maskemizi takalım mı görsünler? Tamam. Hadi hemen maskemizi takalım. Ondan sonra böyle... Evet, sosyal mesafemizi koruyalım. Daha sonra
hiç kimseyle temas etmeden bu kötü günlerin bitmesini bekleyelim, değil mi? Olur. Peki bir şey daha soracağım. Sonra? Depremle ilgili bir şeyler öğrendin mi? Öğrendim. Peki deprem olduğunda ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Biliyorum. Ne yapmamız gerekiyor? İyi bir yere şey yapıp kafamızı koruyacak bir yer bulmamız lazım. Böyle korunacağız. Böyle korunup kapanıp kafamızı koruyacağız değil mi en önemlisi? Evet. Hadi bakalım beraber bu ortadaki kameraya bakıp herkese sağlıklı günler dileyip el sallayalım mı? Olur. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. Herkese iyi günler. Üniversite TV'den selamlar.